Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında çember konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet bu dersimizde çemberin temel elemanlarından bahsedeceğiz. Yani sizlere çemberi tanıtacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 156, 157 ve 158'i işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım önemli bir yerdeyiz. Çember konusuna başlıyoruz ya her zaman en önemli yer tanımdır ya. Her zaman en fazla kullandığımız yer tanımdan çıkar ya. O yüzden bu ders gerçekten ama gerçekten çok önemli. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle bir çemberin tanımını vereyim sana. Çember dediğimiz şey düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeridir. Yani şu O noktasına eşit uzaklıktaki şöyle noktalar alacak olursak. işte bak eşit uzaktaki bu noktaları alacak olursak. Hocam bir nokta bu, bir nokta bu, bir nokta bu, bu nokta bu. Bu noktaları sıklaştıracak olursak işte bunların hepsi şöyle bir ne belirtiyor? Çember belirtiyor arkadaşlar. Tam güzel çizemedik ama hop şöyle bir çember belirtiyor. Buradaki arkadaşlar o noktası işte o sabit noktaya biz ne diyoruz? Çemberin merkezi adını veriyoruz. Buna da ne diyeceğiz? Çember adını vereceğiz tabii ki tanımda yazalım. Sonra AB çemberin nesi diyeceğiz? Şurası AB tam merkezden geçen bu böyle kirişe çap adını vereceğiz. Ve AO da çemberin yarı çapıdır. Ve ne ile gösteriliyor genelde? R ile gösteriliyor. Bak tanımda ne diyoruz? Tanıma dikkat. Sabit bir noktamız olacak. O noktası. Ve sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi. Oradaki eşit uzakta R oluyor arkadaşlar. Tanımda ne geçiyor? Merkezi geçiyor ve yarı çap geçiyor. O yüzden şunu bir yere yaz. Çemberdeki en etkili silahın yarı çap. Tamam mı? Yani bu konunun ek çizimi arkadaşım. En önemli ek çizimi daha doğrusu yarı çap çizmektir. Çünkü tanımda bu geçiyor. En etkili silah yarı çap. Sakın ama sakın bunu unutma. Ağzımdan bu cümleyi çok duyacaksın benim. Evet şimdi bunları tanıttık mı sana? Çemberin merkezini tanımda geçen şeyi. Çemberde çap nedir? En büyük kiriştir. Biraz sonra kirişi de söyleyeceğiz gerçi. Tam merkezden geçen şu doğru parçasını çizdiğimiz buna çap diyormuşuz. Ve AO da çemberin yarı çapı ya da OB de çemberin yarı çapı ve genelde R harfiyle gösteriliyor. Şimdi teğetten bahsedelim. Çember ile bir tane ortak noktası olan doğruya. Normalde bir çember varsa bir doğru varsa hiçbir noktada kesmeyebilir. Tek bir noktada kesebilir veya da iki noktada kesebilir. İşte bu kesen doğrulardan çember ile tek bir ortak noktaya sahip olan bir doğru varsa biz buna teğet geçti diyoruz ya. biz buna ne diyoruz? Teğet doğrusu adını veriyoruz. Evet T noktasında çembere nedir diyoruz arkadaşlar? Teğettir diyoruz. Ve teğetlikle ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şey. Bunun için ayrı bir başlık açtık zaten. Bununla ilgili soruları zaten e, ayrı bir konuda işleyeceğiz. Şimdilik şunu bilelim ama merkezden teğet Teğet doğrusunda teğet noktasına çizilen doğru diktir. Daha doğrusu bu benim anahtar kelimelerden biridir. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Evet. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Teğet doğrusu adını veriyoruz. Ya şunları böyle yazalım ya değil mi? Unutuyoruz bu arada. Kiriş nedir arkadaşlar? Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş diyoruz. İşte bu. Evet, buna ne diyormuşuz? Kiriş adını veriyormuşuz. AB neymiş? Kiriş. Çemberdeki en uzun kirişlere nedir arkadaşlar? Çaptır. Bak. Niye? Hocam kirişler şöyle daha da büyüdü. Daha da büyüdü. Gördün mü? Hocam şuradan bir kiriş çizdiğimde daha da büyüdü mü bu? Evet. Hatta şöyle göstereyim mi? A'dan başlayan kirişler şu, şu. Sonra merkezden geçen kiriş bu. Sonra bak ne oldu? Biraz daha küçüldü. Biraz daha küçüldü. İşte en uzun kiriş hangisi oldu arkadaşlar? Merkezden geçendir. Çemberdeki en uzun kirişte ne oluyormuş arkadaşlar? Çap oluyormuş. Sonra neden bahsedeceğiz burada? Kesenden bahsedeceğiz. Şimdi hocam bu kiriş değil miydi? Hayır. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına biz kiriş adını veriyoruz. Bir doğru ise eğer bu. Yani çemberi kesip geçen doğruya biz ne diyoruz? Kesen doğrusu adını veriyoruz çemberi kesip geçiyor. Tamam. Buna da kesen doğrusu adını veriyoruz. Peki yay çember üzerindeki herhangi iki nokta çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren şu çember üzerindeki noktalara diyoruz. Ya da çemberin üzerindeki farklı iki nokta arasında kalan çember parçasına biz ne diyoruz? Yay adını veriyoruz. Bu yay bak ABC yayı arkadaş mesela ABC yayı neresi? Hop şurası hocam ABC yayı. Ya da CD yayı derse hocam CD yayı burası. Ya da ADC yayı derse bak ADC yayı da şurası yapmıyor arkadaşım. Evet, burası yapıyor. Şimdi bir de ben sana şurada bir şey söylemek istiyorum. Müfredatımızda şöyle bir şey var arkadaşım. Şurada KL dedim mesela. K ve L dedim. KL yayı deyince ne anlayacağız? KL yayı üzerinde bir yay işareti olacak mesela böyle. K, L yayı dediğimiz zaman nereyi alacağız hocam? Şurayı mı alacağız yoksa yukarıyı mı alacağız şöyle? Arkadaşlar en küçük olan alınır. Tamam mı? KL yayı dediği zaman. Eğer yukarıyı temsil edecekse bak bu KL yayı burası. Burayı da böyle mesela atıyorum M koyarız. O zaman burası da KML yayı şeklinde söyleriz. KML yayı şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Eğer büyük bir yay isteniliyorsa da araya bir harf koyup o şekilde KML şeklinde de söyleyebilirler bize. Ya şimdi bunların ölçülerinden falan bahsedeceğiz. O da çemberde açıda bahsedeceğiz. Ölçüsü kaç derecedir? Bu 360 derecedir. Başına M harfi koyarlarsa ne demek? M, A, B, -C mesela e, yayı. abc yayının ölçüsünün değeri falan diye anlaşılacak arkadaşlar. Evet. Yarı çap. Yarı çap dediğimizde o sabit uzaklığa biz ne diyoruz? Yarı çap adını veriyoruz arkadaşlar. İşte O, A, O, B, O, C bunların hepsi yarı çaptır. Ve şuraya yaz lütfen ben yazmıyorum sen yaz çemberdeki en güzel ek çizim yani en etkili silahımız neymiş? Yarı çap. Eğer bir şey çizmemiz gerekecekse ne çizeceğiz? Yarı çap çizeceğiz. Unutma bunu. Evet çemberle ilgili karşılaşacağımız ifadeleri ya da cümleleri burada tanıttık. Size tanımları verdik. Ve en etkili silahımızın da yarı çap olduğunu unutmayacağız. Şimdi bununla ilgili sorulara başlayalım. E hocam daha hiçbir şey görmedik ya. Gördük. Hepsini gördük. Sen aslında uzunlukla da ilgili her şeyi yapabilirsin. Bak şimdi. Şu yarı çap 10 mu verilmiş? Evet. Çemberdeki en etkili silahın yarı çap olduğunu unutma. Bak bu da yarı çap. Hocam burası da 10. E burası olsa buraya ne kaldı? 8. DC ile OB birbirine paralel demiş. E bunların paralel olması burası 90 derece olduğu anlamına geliyor. E hocam ne yapacağız? Takıldık kaldık. Takıldıysak en etkili silahını kullanacaksın. En etkili silahı neydi? Yarı çap. Çiz yarı çapını. Yarı çap nereden çizilir? Çemberin merkezinden çizilir. Hocam burada bir çeyrek daire verilmiş. Hiç önemli değil. Çembere tamamlamanın gerek yok. Sana bir yarım çember verilmişse soru için yarım çember yeterlidir. Çeyrek çember verilmişse yani 90 derecelik bir çember yayı verilmişse o çember yeterlidir. Çembere tamamlamadan da yapabilirsin soruyu. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Hadi bakalım yarı çap. Aha buraya mı çizeceğiz hocam? Yok. Buraya mı çizeceğiz hocam? Yok. Nereye çizeceğiz? Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. Bak B noktası var A noktası var. Bunları zaten çizilmiş. D noktası var. Bak D'ye çiz. Ama çember çizmeyle kalmasın lütfen. Eritkili silahın yarı çaptı. Yarı çap uzunluğu da 10 değil mi? Evet yarı çap uzunluğunu da lütfen şekilde göster. A ne çıktı burada? Bir pisagor bağıntısı çıktı. Yani burada 8 var 10 var. E 6 8 10 üçgeninden ne buluruz. 6 olarak buluruz. Evet örnek 1 6 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şimdi yarı çap ne verilmiş? 5 verilmiş. Çok güzel. E o zaman bu da yarı çap. Burası da 5. Takıldık kaldık. Ne yapacağız hocam? En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Yarım çember verilmişse çemberi tamamlamama gerek yok. Çemberin sorunun çözümü için bu bilgiler yeterli. O zaman en etkili silahı yarı çap. Buraya mı çizeceğiz? Yok. Buraya mı çizeceğiz? Yok. Çember üzerindeki noktaları çizeceğim. A'ya, D'ye ya da B'ye. Ya A'ya ya B ve B'ye çizilmiş. Nereye çizilmemiş? D'ye. Çizdik. Çizmeyle kalmasın. Bu en etkili silahımız yarıçap. Bu yarıçap uzunluğu kaçtı? 5'ti. 5'i yazdık buraya. A 4 5 bir dik üçgen çıktı karşımıza. O zaman burası da 3. Tamamı 5 olduğundan x'e de kaç kaldı? 2 kaldı. Yani x 2 bulduk. Bak, daha önceleri de ben ne diyordum size? Arkadaşlar, bize bir uzunluk soruluyorsa büyük ihtimalle soru nereden çıkar? Ya dik üçgenden çıkar ya benzerlikten çıkar. Özel durumlar olmadığı sürece. İşte biz çemberde böyle bir uzunluk arayacağımız zaman %90 ihtimaliyle nereden çıkıyor? Dik üçgenden çıkıyor. Ha benzerlikten de çıkıyor mu? Çıktığı durumlarda var. Onlardan da zaten sana bahsedeceğim. Tamam. Evet örnek 2'yi böylelikle 2 bulduk. Geldik örnek 3'e. O çemberin merkezi demiş. OB'yi vermiş. OA'yı vermiş. Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap Yani bunların birbirine eşit olması lazım. E hocam 2x artı 3 eşittir. X artı 9 diyeceğiz o zaman. X. Eşittir. 6 mı yapar buradan? Evet. Cevap 6 değil. X eşittir 6. Bu yarı çapı kaç vermişti bana? Ya X artı 9. O uzunluğu. Ya da ne vermişti? 2X artı 3. Burası da 2X artı 3. E biz buradan bunlar yarı çapı eşit olduğundan birbirine eşit dedik. 6'yı bulduk. E o zaman burada yerine yazalım. X yerine 6 yazarsam e ne çıkacaktır? Yarı çap uzunluğu X artı 9'a eşit. 6'yı koyarsam cevap 15 yapar. Ya da 2x artı 3'te 6'yı koy. 12 artı 3'ten kaç çıkıyor cevap? 15 çıkıyor. Ama çemberin yarı çapı değil. Çemberin çapı isteniyor. Biz yarı çapını 15 bulduk. Çapta neye eşittir arkadaşlar? Çapta 2R'ye eşit. Dikkat. Bu ya. Çap dediğimizde burası da R. Yani 2R'ye eşit. R yerine 15 yazarsam cevap da 30 çıkar. Evet örnek 3'ü 30 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi bak yarı çap uzunluğunu kaç vermiş? 4 kök demiş. Bu da bir kare verilmiş. Sıkıştık kaldık hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman en etkili silahımızı kullanacağız. En etkili silahımız neydi yarı çap. Hocam yarı çap dört kök ki. Ama öyle kafamıza göre çizmiyoruz. Şuraya çizmiyoruz, buraya çizmiyoruz. Çember üzerindeki noktaları çizeceğiz. Hop, E noktası var bak burada. Buraya çizdik. A bu yarı çap dört kök ki. Ana ne çıktı burada? Şu bir kare verilmişti. Karede bütün kenarlar birbirine eşit yani a a a e, a a kök ki. A, a kök eşittir dört kök ise a'yı buradan dört olarak buluruz. Benden de karenin alanı isteniyor. O zaman karenin alanı nedir? A karedir. Dördün karesidir yani. Yani o da kaç çıkar? 16 çıkar. Kolay değil mi gençler? Bakın ilk etapta çemberle ilgili sadece tanımları bildik. Ve şunu unutmuyoruz. En etkili silahımız yarı çap. Bir şey çizeceksek yarı çap çizeceğiz çember konusunda. Evet geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar şu bir dikdörtgen verilmiş. Eksik parçaları tamamlayalım. 90, 90, 90, 90'ları yazdık. Sonra ED uzunluğunu 2 kök 3 vermiş. E, yarı çapa yoğunlaşacağım ben. Bak burası yarı çap. Hocam yarı çap uzunluğu. Buraya A diyeyim buraya A diyeyim. Yarı çap uzunluğu ne oldu? 2A oldu. Hocam burası da 2A olacak. Şurası da yarı çap uzunluğu. Burası da 2A olacak. Aha burası 2A değil dikkat et. E takıldık kaldık. Ne yapacağız? Takıldıysan en etkili silahı düşünüyorum. Yani. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Çember üzerinde böyle o merkeze kalemini koydun. Çember üzerindeki noktalardan birine koyacaksın. Hop D'ye bak. Ama yarı çap çizmeyle lütfen kalmasın. Ne oluyor burada? Hocam yarı çap uzunluğu 2 aydı Bak burası da 2A. Bak şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Hocam Pisagor bağıntısı yapacağız. 2A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 2 kök karesi diyeceğiz. Ama burada bir özel üçgen var. 90'ın karşısı 2A iken hangi açının karşısı A'dır? 30'un. 30, 90, 60 üçgeni çıktı burada. E, 30'un karşısı A iken 60'ın karşısı A köküçtür. Yani A köküç eşittir. 2 köküçse A'yı buradan 2 olarak buluruz. Çemberin yarı çapı isteniyor. Yarı çapta 2 A'ya eşittir. A yerine 2 koyarsam cevap böylelikle 4 çıkar. Örnek 5'i 4 bulduk gençler. Bak yarı çap ne kadar etkili. Geldik örnek 6'ya. Şimdi 12 verilmiş 3 verilmiş ve bu bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgense şöyle bir 90'ları koyalım arkadaşım. Hocam burası 15. Aşağısı da 15. Aa bak yarı çap uzunluğunu bulduk 15. Hocam bu da yarı çap uzunluğu 15. Tamam. Yarı çapları gösterdik şekil üzerinde. Ama hala daha soru çıkmadıysa en etkili silah. Yarı çap. Çiz yarı çapını kardeşim. Kalemini merkeze koydun. O'ya koydun. Çember üzerinden nokta arıyorsun. E noktası var. Buraya çizdin. Ama çizmeyle kalmasın lütfen. Yarı çap uzunluğu 15'ti. Buraya da 15'i lütfen yaz. Aa Pisagor bağıntısı çıktı burada. 9, 12, 15 üçgeni yok mu? Burada 12, 15 varsa 9, 12, 15 üçgeninden 9 çıkar burası. Tamam. E bunun tamamı 15'ti. O zaman x artı 9 eşittir 15 bak yarı çap uzunluklarını göstermenin ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. O zaman x de böylelikle 6 çıkar. 6. soru. 6 çıktı. Geldik 7'ye. Yine aynı şey. Laciverti. Arkadaş 12 verilmiş dikdörtgen. Şu dikdörtgenden dolayı 90'ları şöyle bir yazalım. Yazdık. Bak bu yarı çap uzunluğu. O x artı 5. 12 mi eşit? Işte? Hayır. Şuradakini ne yapacaksın? Değil mi? Burası da x artı 5. Yarı çap uzunluğu. E, takıldık kaldık bir şey yapamıyorum. Burada da 5 var. E, burası da 5'tir dikdörtgenden dolayı. Hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ne yapacağım? Hatta o dikdörtgenden dolayı burası da 12 değil midir? Evet. E o zaman en etkili silahımız yarı çap. Kalemini koyduk merkeze. Çember üzerinde bir nokta arıyorum. Aa D noktası var. D'ye getirdim. Bak ne çıktı burada? Bir pisagor. Yani burası nedir? 5, 12, 13 üçgeninden 13 olur. Aha yarı çap 13 oldu. Hocam yarı çap 13. X artı 5 eşittir 13'ten. X'i de böylelikle kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Yani örnek 7, 8 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 8'e. Dikdörtgenmiş. Hocam dikdörtgense şurası dörtgen. Burası nedir? 4'tür. Sonra bu bir çember verilmiş. Çemberin merkezi burasıyken yarı çap önemli. Bak yarı çap 3. A hocam burası da yarı çap 3. A hocam burası da yarı çap 3. Benden BD uzunluğu isteniyor. Ee, bitti. Hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Ve Pisagor bağıntısı sevdiğimiz bir Pisagor bağıntısı. Ne bu? 3, 4, 5 üçgeninden x artı 3 eşittir 5 ise x de böylelikle 2 çıkar. Evet örnek 8 2 oldu. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da da bak bu yarı çap uzunluğu. Gördün mü? Yarı çap uzunluğu. Hocam bu yarı çap uzunluğu. E bu da yarı çap uzunluğu. Yani tamamı x mi bunun? Evet. Tamamı x. Tamamı x ise buraya ne kaldı o zaman? x-2 kaldı. Takıldık kaldık. Bir şey yapamıyoruz. O zaman en etkili silahımız yarı çap. Kalemini koydun. Merkeze. Çember üzerinde bir nokta arıyorsun. Hop. D noktası var hocam. Çizdik. Aa ne güzel. Dik üçgen çıktı bile burada. Hatta dik üçgeni şöyle maviyle göstereyim. Ama yarıçap uzunluğu neydi? X'ti. Buraya da X yazalım. Yarıçap çizmeyle kalmasın lütfen. Yarıçapı gösterdim. Hocam ne çıktı burada? Pisagor bağıntısı. O zaman X'in karesi eşittir 6'nın karesi artı X 2'nin karesi deyip işlem işlem işlemle X'e ulaşırız. Ama arkadaş 6 varsa büyük ihtimalle 6 8 13 üçgeni değil midir? Evet. Burada x yerine 10 yazarsam burası da 8 yapıyor mu? Yapmaz mı ya? 10 eksi 2 8 yapıyor. Yani x'i böylelikle 10 buluruz. Bizden de zaten 10 isteniyor. Hissiyat maneviyat tekniğiyle değil mi gençler? Örnek 9 10 oldu ve geldik örnek 10'a. Şimdi eksik parçaları öncelikle bir tamamlayalım. Bir dikdörtgen denmiş. 90'ları şöyle koyduk. Şu da bir kare demiş. 5 ise 5, 5, 5 5'leri yazdım. Hocam 7 ise burası da ne olacak? 7 olacak dikdörtgenden dolayı. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş ne yapacağız? çember. Hiçbir şey yapamadık burada. O zaman burada kalemimizi koyduk buraya. Çember üzerinde bir nokta arayacağım. Ya G'ye geleceğim ya D'ye geleceğim. D'ye gelince böyle bir Pisagor bağıntısı maalesef ne yarıçap uzunluğu var ne burası var. İşime gelmedi. Ya da hop G'ye kadar da gelebilirim. G'ye kadar geldiğim zaman da şöyle bir şey çıktı mı burada? Dik üçgen çıktı. 5 burası. 12 burası. 5, 12, 13 üçgeninden yarı şap çıktı mı? Çıktı. Çemberin yarı çapı isteniyor zaten benden. Cevap böylelikle 13 çıkar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de çemberdeki en etkili silahımız neymiş? Yarı çap. Bunu unutma. Gerçekten bu ders çok önemliydi. Çok güzel şey öğrendin. Bazen aynı şeyleri tekrar etmişsin gibi hissedebilirsin ama çemberde çoğu şey çoğu şeyde aynı şeyin lacivertini yapıyoruz. Yani en etkili silahımız bir şey çizeceksek yarı çap çizeceğiz. Unutma. Yani çemberin ek çizimi de yarı çap. Öyle çembere tamamlama falan filan yok. Haberin olsun. Evet örnek onu da 13 on bulduk. Geldik çemberde kiriş özelliklerine. Gençler bunu da bir sonraki ders halledelim isterseniz. O zaman bir sonraki dersimizde çemberde kiriş özellikleri. Onu ayrı bir yerde işleyeyim. Çemberde kiriş özelliklerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.